Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Adana'da 6 gün önce Çevik Kuvvet Polislerinin taşındığı servis minibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP üyesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Fırat Şeran ve Elazığ doğumlu Ozan Sökmen isimli teröristler Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Özel Harekat Şubesi'nde görevli iki polis de hafif şekilde yaralandı. 25 Eylül sabahı Adana'nın Yüreğir ilçesinde Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda bir polis memuru 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis ekipleri teröristlerin yakalanması için olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından teröristlerin MLKP üyesi Elazığ doğumlu 28 yaşındaki Ozan Sökmen ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki Fırat Şeran olduğu tespit edildi. Adana'da Çevik Kuvvet Servisi'ne bombalı saldırı düzenleyen iki MLKP üyesi arkamda gördüğünüz apartmanın 3. katında gizleniyordu. Dün akşam polis tarafından düzenlenen operasyonda teslim ol çağrılarına silahla karşılık verdi. Yaklaşık 6 dakika süren çatışmada iki terörist de etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıyı gerçekleştiren Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli teröristlerin kaldıkları hücre evi tespit edildi. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokak'taki hücre evine akşam üzeri düzenlenen operasyonda ekipler teröristlere teslim ol çağrılarında bulundu. Çağrılara uymayan teröristlerin polislere tabancayla ateş açması sonucunda çatışma çıktı. Çatışmada iki terörist ellerindeki tabancalarla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle çıkan çatışma sırasında iki özel harekat polisi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler hücre evinde ve alanda bomba arama köpeğiyle arama ve incelemelerde bulundu. Evde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimliğin yanı sıra kılık değiştirmede kullanılan malzemeler ve peruklar ele geçirildi. Eskişehir'de teröristlerin etkisiz hale getirildiği hücre evinde polis ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda sahte kimlik, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve kılık değiştirmek için kullandıkları makyaj malzemeleriyle peruk ele geçirildi. İki teröristin Eskişehir'e geçen cumartesi günü geldiği ve evi de sahte kimliklerle tuttukları belirlendi. Türkiye'de son dönemde yaşanan 4-5 eylemle bağlantılı olduğu düşünülen MLKP-FESK mensubu teröristlerin evinde yapılan aramalarda ayrıca bir miktar para, örgütsel dokümanlar, dizüstü bilgisayar ve harici belleğin yanı sıra bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki MLKP üyesinin öldürüldüğü evde polis ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2019 yaya öncelikli trafik yılı sebebiyle tüm yurtta düzenlenen yaya geçidi nöbeti eylemi Şanlıurfa'da Topçu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek ve araç kullanıcılarını bilinçlendirmek amacıyla yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz sloganıyla gerçekleştirilen eyleme Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 81'de etkinlik öncesi bir konuşma yapan Vali Erin, trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu kazalarda yaşanan acıları azaltmak ve can kaybının önüne geçmek için tedbirler alındığını ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlendiğini hatırlattı. Hem kamuoyunda hem milletimiz arasında farkındalığın arttırılması, bilincin oluşturulması, trafik kazalarında her yıl maalesef kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın acısıyla baş başa kalmamak ve trafik kazalarının sayısal olarak azaltılması artı bu kazalarda kaybettiğimiz insan gücünün korunmasına yönelik büyük bir dikkatle, titizlikle ve bir gayretle bu kazaların sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve faaliyetler icra edildi. Bugün de 2019 yılı içerisinde düzenledikleri kampanyaların başında öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Vali Erin, 2017 yılında 5000'e yakın vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, bunlardan yaklaşık 1500'ünün yayalar olduğunu ifade etti.
Vali Erin'in konuşmasından sonra yaya geçidinde yapılan uygulamada yaya geçidine gelen araç sürücülerine kampanya broşürleri dağıtıldı. Araç sürücüleriyle sohbet ederek kampanyanın önemine dikkat çeken Vali Erin, Şanlıurfa'nın yaya önceliği bilincinde duyarlılığı en yüksek il olmasını istediklerini söyledi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan karaciğer hastası tarım işçisi 49 yaşındaki Halit Fırat, kızından nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu. Tarım işçisi olarak çalışan 49 yaşındaki Halil Fırat 7 yıl önce karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördü. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Fırat'a karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu ve organ nakline ihtiyaç olduğu belirtildi. Bunun üzerine organın bulunması için aile üyelerine başvuruldu. Alınan doku örneklerinden ailenin en büyük kızı Sariye Fırat'ın karaciğerinin uygun olduğu tespit edildi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Profesör Doktor Mehmet Yılmaz başkanlığındaki ekip kızından aldıkları karaciğer dokusunu 6 saat süren operasyonla Halil Fırat'a nakletti. Halil Fırat kızının kendisine karaciğerinden doku vermesiyle yeniden hayata tutunduğunu belirterek kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür etti. Ona şifa gördüm. Çok elhamdülillah, çok şükür ondan. Çok iyiyim, elhamdülillah, çok şükür iyiyim. Şu an saatim, saatim her tarafım yükseldi. Kızım da güzel oldu. Kızım da aldım. Kızım da bilmiyorduk, dut tabucuydu gönderdik. Allah izni verirse ben de birazdan, Allah izni verirse ben de burada tabucuk olmak istiyorum, gideceğim birazdan sonra. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, ekibiyle bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri karaciğer nakillerinin 25.sini Halil Fırat'a yaptıklarını belirtti. Hastane altyapısı ve ekiplerinin çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, kendilerine başvuruda bulunan hastaların sağlıklarına yeniden kavuşması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. Kızımızdan aldık, kızımızı taburcu ettik. Yani sıkıntımız yok. Şu anda %90 yani Türkiye standartlarının üzerinde %90 başarıyla ilerliyoruz. Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik ve beraberindeki grup Fırat'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Fırat'ın doktorundan bilgi alan Çelik, Harran Üniversitesi'nin her türlü donanıma sahip olduğunu, hastaların artık başka illere gitmesine gerek kalmadığını kaydetti. Mehmet Yılmaz hocamızı, ekibini ve tüm çalışan hemşire ve personeli kutluyorum. Bu başarılarından dolayı gerçekten önemli bir görev üstlenmişler ve bu şekilde bölgemizde karaciğer konusunda bir başvuru adresi haline gelmişler. Dolayısıyla kendilerini kutluyorum. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde daha önce pamuk tarlalarında işçi olarak çalışan 70 kadın, İşkur bünyesindeki eğitimleri sonrasında ünlü markalara ürün yapan tekstil fabrikalarında istihdam edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yıllarca pamuk toplayarak ev ekonomisine katkıda bulunan 70 kadın, İşkur bünyesinde açılan tekstil kursunda 3 ay süren eğitim programına katıldı. Deneyimli eğitmenler tarafından elbise imalatı üzerine eğitim alan kadınlar mezun oldu. İlçede açılan tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan kadınlar şimdi daha iyi şartlarda, daha yüksek maaşla sigortalı çalışıyor. Tekstil fabrikasında çalışan kadınlar daha önce pamuk tarlasında zor şartlar altında çalıştıklarını ve kurulan fabrikada iş imkanı buldukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Tarlada çalışıyoruz, pamuk topluyorduk, çapa vuruyorduk, saat 5'ten kalkıp gidiyoruz akşama kadar. Şimdi burada sağ olsunlar, burayı açtılar. Hem öğrenmek için hem de ailemize yardımcı olmak için mutluyuz burada. Hem okula gidip hem pamuk tarlasında çalışıyordum. Fabrikada öyleydi. Fabrikada da öyleydi. Pamuk hem okula gidip hem şey yapıyordum, aileme destek olmak için. Şurası açıldı, temiz temiz çalışıyoruz. Yani yorulmuyoruz. Her gün dikiş falan yapıyoruz. Güzel geçiyor her şey. Eğitmen Emine Çağdaşsa kadınların şu anda birçok ünlü markaya ürün hazırladığını ifade ederek temennilerinin bu tür iş yerleri sayısının artması ve daha çok kadının istihdam edilmesi olduğunu söyledi. Başarılı yani bizim kızlarımız. Pamukta başarılı olduğu kadar bizim burada da başarılılar. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesi Akabe mevkiinde bulunan okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler üst geçit olmadığı için ölümle karşı karşıya kalıyor. Çocuklar ölmek istemiyoruz, üst geçit istiyoruz diyerek
Kanal Urfa mikrofonları aracılığıyla yetkililere seslendi. Karşıya geçmek için Allah korusa araba çarpsa ölse kim ne diyecek diye boşu boşuna gitti. Ölmek istemiyoruz, üst geçim istiyoruz. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı Akabe mevkiindeki yeni açılan okullarda okuyan öğrenciler karşıdan karşıya geçerken ölümle adeta burun buruna geliyor. Ana yolun karşı tarafında bulunan okuldan çıkan öğrenciler evlerine gitmek için üst geçidin olmadığı ana yolu tercih ediyor. Hızla gelen araçların arasından engellerin üzerinden atlayarak geçen çocuklara araç sürücüleri ise korna çalarak tepki gösteriyor. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan çocuklar ölmek istemediklerini, yetkililerden söz konusu bölgeye üst geçit yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Ya işte şöyle şuradan atlıyoruz falan, arabalara bakıyoruz, öyle geçiyoruz. Ama çok korkuyoruz. Ünlü belediye başkanları, sizden buraya bir üst geçit istiyoruz. Evet, çok zorlanıyoruz. Bir de aşırı tehlikeli bir şey. Üst geçit yapsalar çok güzel olurdu. Çok zor oluyor hocam, bazen burada saatlerce bekliyoruz arabaların buradan az olması için. Hocam o zaman bir üst geçit istiyoruz. Çok zor, çok korkuyoruz. Bir üst geçit yapmasını istiyoruz belediye başkanından. Ailemize söylüyoruz, diyor burada geçmeyin. Çok zor abi, mecbur. Mecbur her sabah karşıdan karşıya geçiyoruz. Buradan zor oluyor abi. O yüzden evimiz de yukarı taraflarda. Biz de mecbur bu taraftan geliyor. Korkmuyor musun? Araba, bir sürü araba geçiyordu burada. Mecbur abi, valla geç kalıyor okula, biz de mecbur bu taraftan gitmemiz lazım. Biliyor, biz de tehlikeli olduğunu biliyor ama mecbur gidiyor. Abi buraya bir üst geçit yapmalarını rica ediyor. Başka bir şey istemiyor yani. Buradan uzak geliyor okula. Kızlar olsun, kızlar da bazen geçiyor. Yani bir keresinde bu arkadaşımıza da burada araba çarptı. Yani okula götürdüğümüz zaman okuldakiler de bir şey yapmadılar. Bize gelmiş diyorlar, arabada bir şey var mı? Yani karşıdan karşıya geçiyoruz diyoruz, çocuğun ayağına bir şey olmuş diye hastaneye götürelim diyor, yok. Karşıdan karşıya geçmeyin. Ama mecbur kalıyoruz. Okul saatleri de çok erken. Kalkamıyoruz. Yani her sabah buradan gelmemiz gerek. Mecburuz. Çok tehlikeli ama gerekenimiz budur. O günden burada arkadaşlarla gittiğimizde bir baktım araba son sürat geliyordu, ayağıma vurdu. Okula gidince söyledik, dedi arabaya bir zarar geldi mi? Biz de basbaya dalga geçiyorlardı. Bizim belediyeden istediğimiz bir üst geçit olması. Başka bir şey istemiyoruz. Diğer yandan yeşil alanda top oynayan çocukların topu ana yola fırlayınca top aracın altında kalarak patladı. Çocuklar bu duruma ise o topun yerinde biz de olabilirdik diye tepki gösterdi. Aynen, gösterebilirsin topları da. Çocukların topu da geçti karşıya. İyi ki karşıya geçen bir çocuk olmadı. Hemen üzerinden bir araba geçti o topun. O bir çocuk da olabilirdi. Ne diyeceksin? Az önce top gitti, evet, patladı. Evet, mesela şu an kardeşim gitseydi orada araba ezebilirdi. Bakın şurada araba kaza etmiş zaten. Demiri parçalamış. Orada mesela bir arkadaş geçseydi o da ölebilirdi, Allah korusun. Buradan belediye başkanımıza sesleniyoruz. Bir üst geçit istiyoruz. Göbekli Tepe Ören Yerinin Aydınlatma ve Çevre Düzenleme Projesi'ne yaklaşık 2 milyon lira maddi destek sağlayacak olan protokol, Şanlıurfa Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalandı. Şurkav merkezinde gerçekleştirilen protokol imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ aracılığıyla Turizm Bakanlığı'ndan sağlanacak destekle bu planlamayı gerçekleştireceklerini, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan desteğin de bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Sadece değil, Türkiye'nin verimli alanı, şu an en eski Türk merkezi, yani İdare merkezi olarak bir yer, çok önemli bir yer.
Vali Er'in Şanlıurfa'da turizme yönelik projelerden Eyüp Peygamber Makamı düzenlemesi ve Eyüp Nebi Ziyaretgahı projelerine de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çok büyük destekleri olduğunu ifade ederek bunun için de ayrıca teşekkür etti. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil de Göbekli Tepe'nin bölgemiz, ülkemiz ve insanlık tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Bildiğiniz gibi Göbekli Tepe son yıllarda önemli bir en önemli arkeolojik değeri. Göbekli Tepe sadece Urfa için, bölgemiz için, hatta ülkemiz için turizm açısından bir çapa görebiliyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında desteklediği Göbekli Tepe Ören Yeri Aydınlatma ve Çevre Düzenleme Projesi, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygulanacak. Projeyle Göbekli Tepe Ören Yeri gezi alanlarının ve kazı alanının güneş panelleriyle off-grid olarak aydınlatılmasıyla birlikte, tur otobüsleri ve araçlar için otopark, etkinlik alanı ve tuvalet, lavabo yapılması planlanıyor. Küçük sanayi sitesindeki çeşitli esnaf kooperatiflerinin altyapı ihtiyaçlarını gidermek için ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla imzalandı. Bereketli işleri Allah onlara nasip etsin. Bismillah deyip imzamızı atıyoruz. Küçük sanayi sitesinde bulunan GAP Hurdacılar ve Madenciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Plastik İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve Urfa Karma Esnaf Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanlıklarının bulunduğu bölgede içme suyu ve kanalizasyon işinin yapılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin Özçınar ve kooperatif başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda altyapı çalışmalarına yönelik düzenlenen protokol imzalandı. Küçük sanayi sitesi için yapılacak olan altyapı çalışmalarında 6290 metre içme suyu hattı, 5700 metre kanalizasyon hattı döşenmesi hedefleniyor. Kendileriyle altyapının yapılması konusunda sitelerine bir protokol imzalıyoruz. Bir kısım kendileri fedakarlık yapacak, bir kısım da belediyemiz bu yerlerin bir an önce bitirilmesi için müşterek bir çalışma yapacağız. Allah memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı işler, bereketli işleri Allah onlara nasip etsin. Bismillah deyip imzamızı atıyoruz. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 30. gününde 50'ye yükseldi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 30. gününde devam ederken ailelerin umutlu bekleyişi ise sürüyor. Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu söyleyen aileler hasretlerinin bir an önce son bulmasını istiyor. Hiçbir gelişme alamadık. Kimse de bir haber alamadık. Bekliyoruz yani. Artık sona kadar nereye giderse yani. Hani 30 günde gideceğiz, 30 gün olsa yine oturacağız. 230 gün olsa yine bekleyeceğiz yani. Bu işe bir çözüm bulana kadar yani artık bekliyorum. Hiçbir haber yok. Hiç kimse alamamış. Bazıları almışlar bilmiyorum, ben kendim onu almadım yani. Hiçbir bir tarafın bile gelse yeterdi bizim için yani. Bir sesini duysa da hani neredeyse onu bilse de yine yeterliydi yani bizim için. Dün meclis açıldı. Artık siyasetlerine haber vereceğiz, onlara da bir haber bekliyoruz. Budur yani. Bugün oğlumun kaçırılma yıl dönümü. 5. yıla giriyor. 2 Ekim 2015. 2019 bitti. 5. yılda ilk günümüzü alıyoruz işte. Şu anda da birçok ümidimiz oldu ama buraya gelip oturduktan sonra ve de kameraların önünde dünya bizi görüyor artık. Bundan sonra diyorum ki yani bütün umutlarım ayrı, bu umutlarım ayrı. Bundan sonra bir çözüm bulurlar diye düşünüyorum yani. Sevincim, umudum çok daha fazla sizlerin sayesinde. Çünkü hani sadece Türkiye değil, bütün dünya izliyor, görüyor bunu. Dünyanın gözlüğünde bu kadar zulüm fazla uzun sürmez. 5 yıldır sürüyordu ama artık bu kadar kamuoyuna çıktıktan sonra fazla uzun sürmez. Umutluyum yani, inşallah Allah'ın izniyle, Resulullah'ın, evliyaların izniyle bu son senem olur. Önümüzdeki 2 Ekim bugün anarız. Ya Rabbi şükür der, secdeye kapanırız. O günü bekliyorum. Bu süreç işte buradaki bulmamız inşallah son bulur diyorum. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Ziyaret sonrası konuşan Başkan Kuş,
Fabrikada 310 olan personel sayısının 500'e yükseltileceğini ve işçi alımı noktasında da Eyüpiye ilçesine pozitif ayrımcılık sağlanacağını belirtti. Organize sanayi bölgemizdeyiz. Malumunuz organize sanayi bölgemiz Eyüpiye belediyemiz mücavir alanı içerisinde. Burada yabancı bir yatırımcının misafiri olduk. Gerçekten çok ciddi bir yatırım yapmış. Beraberindekilerle birlikte tekstil fabrikasına geçen Başkan Mehmet Kuş, burada Genel Müdür Tolga Gürsoy tarafından karşılandı. Fabrika hakkında bilgiler alan Başkan Kuş, daha sonra çalışanları ziyaret edip sohbet etti. Çalışanlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Kuş, ilçe ekonomisine ve istihdama katkılarından dolayı fabrika yöneticilerine teşekkür etti. 310 işçi sayısının 500'e yükseleceğini ve işçi alımlarında Eyüpiye'ye pozitif ayrımcılık gösterileceğini belirten Başkan Kuş, ayrıca fabrika yöneticilerinden ilçeye yeşil alan kazandırma sözünü aldıklarını da ifade etti. Gerçekten çok ciddi bir yatırım yapmış ve iş istihdamı anlamında gerçekten Şanlıurfa'mıza ciddi katkıları oluyor. Kendileriyle istişarede bulunduk ve bu personel sayısını artıracaklarını ifade ettiler. Bu noktada da Eyüpiye'nin en yoksul ilçe olması münasebetiyle işçi alımı noktasında en büyük pozitif ayrımcılığı Eyüpiye yapacaklarını da ifade ettiler. Ben kendilerine teşekkür ederim. Bunun yanı sıra yine Eyüpiye ilçemiz en dezavantajlı ilçelerden biri olması münasebetiyle kendilerinden bir park sözü de aldık. İnşallah yakın bir zaman zarfında yatırımcılarımız Eyüpiye Belediye'mize de inşallah bir park kazandıracaklar. Şanlıurfa'da ağırlıklı olarak Bozova ve Hilvan ilçelerinde üreticiler tarafından büyük zahmetle yetiştirilen kente özgü tat karpuzu, tezgahlardaki yerini aldığı su kabağı görüntüsündeki karpuz tadıyla kendine hayran bırakıyor. Şanlıurfa'da ağırlıklı olarak Bozova ve Hilvan ilçelerinde üretilen tat karpuzu son yıllarda üretici sayısında yaşanan düşüş nedeniyle nadir olsa da kimi tezgahlarda satışa sunuluyor. Kente özgü tat karpuzu su kabağı görüntüsüyle görenleri şaşırtırken tadıyla da kendine hayran bırakıyor. Valla bu güzel görünüyor. İşte gördüğünüz gibi harika dünyası. Bak bu su şöyle. Lezzeti de çok farklı. Lezzeti de çok güzel. Tohumunu kaybettik ama tohumunu gene bulduk. Bu karpuzumuz çok lezzetli. Parayız varsa, malız varsa yiyin. Kilosu sadece 1253 TL değil. Genellikle su kabağına benzetiyorlar ama bilmiyorlar ki bizim eski cins karpuzumuz. İçim hayerdir, kesmecedir, şerit bıçaktır, çekirdeği büyüktür. Vay vay vay, beğenmeyene beleş. Evet, hemen bitti. Bu karpuzda 15 gün bir ömrü var. 15 gün sonra bu da biter. Parayız varsa gelin yiyin. Konya merkezli aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 7 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda işlerin avukatlarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp maddi ve gıda ile hukuki yardım yaptığı ileri sürüldü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ-PDE soruşturması kapsamında örgütün yeniden aktif yapılanma içinde olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 9 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu aktif yapılanma içinde olan 5'i avukat, 9'u kadın 26 kişinin FETÖ-PDE soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp maddi ve gıdayla hukuki yardım yaptığı saptandı. Şüphelilerin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Konya başta olmak üzere Ankara, Antalya, Aksaray, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden avukat HKY ile eşi MFY'nin yurt dışında oldukları belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, mahalle gezileri programları kapsamında Ertuğrul Gazi ve Süleymaniye mahallesinde incelemelerde bulundu. Öte yandan Başkan Can Polat, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve birim yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette Başkan Can Polat'ı mahalle muhtarı İbrahim Halil Hak'tan Kaçmaz ve vatandaşlar karşıladı. Mahallede incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Can Polat, vatandaşların talep ve şikayetlerinin çözüme kavuşturulması için talimatlar verdi. Hep birlikte hem sokaklarımızı, caddelerimizi, parklarımızı gezdik. Eksikliklerimizi yerinde gördük. İlgili talimatlarımızı verdik. Geleceğe dönelik olarak da yapacağımız iş ve işlemlerimizi de programımıza dahil ettik. Haliliye Belediyesi olarak hep birlikte gerek muhtarımız, gerekse vatandaşlarımızla birlikte el ele vererekten Şanlıurfa'yı, Haliliye'yi geliştirmeye devam edeceğiz. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim Halil Hak'tan Kaçmazsa yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ve tüm ekiplerine teşekkür etti. Başkan Can Polat mahalle gezisi sırasında bir okula girip öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Beraberindekilerle Süleymaniye Mahallesi'ne geçen ve burada mahalle muhtarı Salih Dağ ve mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Can Polat, mahalle içerisindeki sokaklardaki eksikliklerle ilgili olarak ekiplerin çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Ben değerli muhtarımıza, değerli Süleymaniye Mahallesi sakinlerine, halkına şükranlarımı arz ediyorum. Muhtar Salih Dağ da mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve tüm ekiplerine teşekkür etti. Amin inşallah. Öte yandan Başkan Mehmet Can Polat 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından evde bakım hizmeti alan yaşlı vatandaşları eşi Fethiye Can Polat ve birim amirleriyle birlikte evinde ziyaret eden Başkan Can Polat ziyaretinde yaşlı vatandaşlara çiçekler takdim etti. Haliliye Belediyesi'nin evde bakım hizmetinden memnun olduklarını dile getiren yaşlılar Başkan Can Polat'a da teşekkür etti. Başkan Can Polat, ailelerden gelen talepleri de dinleyerek gerekli birimlere talimatlar verdi. Evde bakım hizmetinin devam edeceğinin altını çizen Başkan Mehmet Can Polat, yaşlılarımızın bir günde değil, her gün yanlarında olacağız dedi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Öncelik Hayatın Öncelik Yayının projesi kapsamında trafik polisleri ve öğrenciler, yaya geçitlerinde sürücüleri durdurarak trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler de bulundu. Bundan sonra yayalara öncelik veriyoruz. Bu yaya geçtiğini gördüğünüz anda duracaksınız. Yaya ilk geçiş hakkını öğreniyoruz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Mustafa Remzi Bucak bulvarında gerçekleştirilen çalışma kapsamında sürücüleri durduran ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler broşürler vererek sürücüleri yaya geçidi hakkında bilgilendirdi. Öncelik hayatın, öncelik yayanın ekibi yaya geçtiğinde duran yayalara karşı. Öğrenciler de sürücülere hem trafik kurallarını hatırlattı hem de yeni uygulamaya başlanan yaya öncelikli trafik uygulamasına dikkat çekti. Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki jandarma komutanlığı trafik timi kırsal mahallelerde yaptıkları uygulamada sürücülere broşür dağıtarak yayalara öncelik verilmesini istedi. Siverek ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü İlk ve Ortaokulu'na giden ilçe jandarma trafik timi öğrencilere yaya geçidinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verdi. Ardından Siverek Çermik Karayolu'nda uygulama yapan ekipler sürücülere çeşitli bilgilerin yer aldığı broşür dağıtarak yayaların trafikte önceliğini anlattı. Sürücülere yaya geçitlerine gelindiğinde durmaları konusunda uyarı yapılırken yayalara öncelik verilmesi konusunda hatırlatmada bulunuldu. Öğrencilerse ellerinde lütfen dur, dikkat hayat çıkabilir, dur yolda ben varım sloganlarının yer aldığı pankartla jandarma eşliğinde yaya yolunu kullandı. Aynen öyle. Yaya önceliği yaşam önceliği işler olduğunu biliyor musunuz? Şimdi gördüğünüz bir çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçiş. Peki yayayı gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Yavaş yavaş.
Yavaş olmayacaksınız. Duracaksınız. Yaya geçecek. Ondan sonra siz geçecek. Doğru mu? O zaman göreceksiniz. Yaya geçidinin ilk önce bizde olduklarını ve arabaların bizi görüp durmalarını gerektiğini anlattılar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı kapsamında 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 7'den 70'e nesiller buluşuyor programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda YADES projesi kapsamında 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle 7'den 70'e nesiller buluşuyor programı gerçekleştirildi. YADES'e üye 65 yaş üstü vatandaşların ve sevgi evlerinde kalan çocukların katıldığı yemek programında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk bir konuşma yaptı. Yani 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle geçmişimiz olan Alevi Plesi yaşlılarımız ve yarınımız, umudumuz, geleceğimiz olan çocuklarımızla burada bir araya gelerek aile olmanın birlik beraberliğin önemine vurgu yapmak isterim. Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici de yaptığı konuşmada yaşlılarımızı bizler bereket olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Bizler Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz önce kendisine ibadet edilmesini, kendisine itaat edilmesini, hemen ardından da annelere, babalara itaat edilmesini, annelere, babalara iyilik edilmesini emreden bir inançan, bir kültürün mensuplarıyız. Dolayısıyla da yaşlılarımızı biz evimizin bereketi olarak, evimizin huzuru olarak, çoluk çocuğumuzun geleceği, rızkına bir bereket olarak biz görürüz. Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Beytullah Elçi yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat K'ya çarptı. Kazada Nihat K ağır yaralandı. Nihat K. çağrılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nihat K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Beytullah Elçi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Telefon nerede telefon? Bu haberle birlikte haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.